LoL TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz. 2016 Wild Card turnuvasında grup maçlarının son günündeyiz ve şimdiki mücadelenin adı temsilcimiz Supermassive ile Lion Gaming. Yani Lion Gaming istediği başarıyı yakalayamadı aslında. Şu anda turnuvanın sonuncusu olarak devam ediyorlar. Karşılarında bizim temsilcimiz Supermassive var. İnişli çıkışlı zamanlarımız oldu ama Lion Gaming'e karşı fazla zorlanmayacağımızı düşünüyorum. Bu maçın şöyle bir önemi var. Eğer biz bu maçı kazanırsak son maçın kazananı biz ve Hard Random arasında üçlü tiebreak, üçlü sıra bozma eşleşmesi olacak ve birinci bitirme şansımız hala devam ediyor demek bu. Bu maçın önemi bizim için çok fazla. Bakalım bizim çocuklar ne yapacak? Ben açıkçası zorlanacağımızı pek düşünmüyorum. Bunu evet ve hızlı lazım. Bir şekilde seçim yasaklamayı geçiyoruz. Lion Gaming, Kindred ve Mauka yasaklarken Supermassive ise Kalista, Braum iki tane alt koridor şampiyonunu yasaklıyor. Ekko'yu onlar mı yasaklayacak, biz mi yasaklayacağız? Naturus yasaklaması geldi ve son olarak da Ekko yasaklaması. Yani iki defa ağzımız yandı Ekko yüzünden. Bırakmak istemiyorlar Ekko'yu. Şimdi Lion Gaming ilk seçimden ne alacak bakalım. Kindred yasaklı bu arada. Stomage 2 veya 3 karşılaşmada Kindred oynadığı için. Ama Alistar aldılar ve Graves çıktı şu an. Ve şu anda Lion Gaming bir hayli sevinçli bir görünüyor bu durumda. Yani onlar için hiçbir önemi yok bu maçın. Kazansalar da hiçbir şey değişmeyecek, kaybetseler de hiçbir şey değişmeyecek. Onlar daha çok keyif almak için. Yani. Tecrübelerine tecrübe katmak için bu maça çıkıyorlar. Az yani, önceki karşılaşma gibi prestij maçı onlar için ama... Değişik bir seçim görebiliriz aslında burada eğlenmek adına. Ama bu kadar önemli bir organizasyon olduğu için onlar eğlenmekten daha çok kendilerini göstermek adına veya tecrübe kazanmak adına bu karşılaşmaya çıkacaktır. Ama Supermassive için bu karşılaşmanın önemi çok büyük. Çok fazla. Çünkü bu mücadeleden galip geldiğimiz takdirde birinci olmak için bir tiebreak karşılaşması oynayacağız. Üçlü bir tiebreak de olabilir. Poppy Grace... Üçlü olacak. Orası evet, kesin. Poppy Grace seçimi geliyor. Poppy yine destekte. Dumbledore'un ellerinde görebiliriz. O da geçen mücadelede iki tane destek yasaklaması aldığı için Elise oynamak zorunda kalmıştı. Ve pek de iç açı bir performans gösterememişti açıkçası. Ama Poppy ile onun da daha çok rahat ettiği bir şampiyonla oynadığını görebiliriz bu karşılaşmada. Twitch ve Trundle'ın üzerinde duruyor. Twitch muhtemelen gelmeyecektir ama Trundle seçimi kilitlendi. Senin de dediğin gibi. Yani tank safhası çok kuvvetli oldu şu andan itibaren. Alistar olsun, Trundle olsun. Bizim tank safımızda bayağı zorlayacak seçimler açıkçası. Özellikle Trundle seçimi, Elise'i de ormana aldılar. Evet, Elise seçimi de geldi. Tekrar hatırlatalım, bu maçtan galip geldiğimiz takdirde kesin olarak tiebreak mücadelesi oynayacağız. Diğer karşılaşma tamamlandıktan kısa bir süre sonra tiebreak mücadelelerini yine aynı şekilde LoL TV ekranlarından size aktarıyor olacağız. Elise seçimi geldiğini sen de söylemiştin az önce. Bard'ı kilitliyor ve Poppy bu şekilde üst koridora gidecek. Dumbledore'u bugün Bard oynarken izleme fırsatı yakalayacağız. Ve Achu da o rahat olduğu Lucian seçimini alıyor burada. Tabii karşıya Ezreal seçimi göreceğiz muhtemelen. Kalista yasaklı, Lucian seçildi. Sivir de bir seçenek. Evet, Sivir de gelebilir dediğin ki, gibi doğru. Ki Alistar ve Trundle'ın olduğu bir takımda yakalamak istiyorsunuz rakiplerinizi. Burada Sivir daha güzel bir seçenek olabilir. Yani o mesafeyi daha rahat bir şekilde kapatmasını sağlayabilir o iki şampiyonun. Evet, son 30 saniye kaldı. Lion Gaming için. Orta koridorda Azir alabiliriz belki bize geldiğinde evet. Seçim. Azir yasaklanmamış durumda ve açıkçası yasaklamayı tercih etmiyorlar takımlar nedense Naru'ya karşı Azir'i. Ben gayet iyi bir performans çıkardığını düşünüyorum. Aldığı maçlarda, kaybettiğimiz maçta bile gayet iyi oynamıştı diyebiliriz aslında. Evet, tabii bu kadar fazla yasaklanacak şampiyon olunca Azir'e fırsat kalmıyor da olabilir. Bir kere daha Twitch'in üzerinde duruyorlar ve gelecek gibi bu sefer. Twitch. Evet, uzun bir sürenin ardından profesyonel arada bir Twitch izleyeceğiz. Söylemiştik, biraz daha eğlenmeye yönelik, biraz daha böyle kendi sevdiği şampiyonlara oynamaya herhalde. Tabii 2000 oyunu herhalde. Var mı, o da önemli. Tabii babanın gibi 2000-3000 oyunu, Honos babanın gibi varsa tehlike yaratabilir burada. Ve orta koridora tabii Ryze geldi. Buna karşılık genelde Anivia oynayan orta koridorlar Ryze'ı görünce direkt olarak Anivia'yı kilitliyorlardı ama Naru'nun şampiyon havuzunda sanıyorum ki Anivia yok çünkü şu ana kadar onun Anivia performansını ben hiç hatırlamıyorum yaklaşık 2 yıldır. Ryze'e karşı LeBlanc. Ne gelebilir? LeBlanc gelebilir. Tabii Naru'nun da sevdiği bir şampiyon. Ve kompozisyona bakacak olursak da bir orta koridora yetenek gücü odaklı şampiyona ihtiyacı var Supermassive'in. Son 15 saniye kaldı ama LeBlanc gelecek gibi duruyor. Çünkü hem Naru'nun rahat ettiği bir şampiyon. Aldı. Ve LeBlanc'ı kilitledi. Alistar
Twitch alt koridoruna karşı Lucian Bart'la oynayacağız. Tabi alt koridorda bir üstünlüğümüz olduğunu söyleyelim. Orta koridorda Leblanc Ryze eşleşmesini izleyeceğiz. Burada oyunun erken safhasında Naru şampiyondan ötürü çok önde olacaktır ama karşı ormancı Elise dikkat etmesi lazım. Yani şöyle bir baktığımızda seçimlere biz biraz daha kendimize güvendiğimiz seçimleri aldık diyebiliriz. Yani Bard var, Lucian var. İki alt koridor ikilisinin çok çok oynamayı sevdiği ikili. Orta koridorda LeBlanc'ımız var. Ormanda Grace'imiz var. Bu dört seçim tamamen bizim oyuncularımızın çok sevdiği seçimler. Üstte de Poppy. Oynadığını görmüştük yanlış hatırlamıyorsam. Taldır'ın evet. Poppy. Şampiyonluk liginde evet, de oynadı. Yani gayet kendimize güvendiğimiz, kendi çizgimizdeki seçimleri yaptık bu maçta. Genelde şu oluyor. Mesela aldığımız ilk mağlubiyette Saigon Jokers'a karşı bir kompozisyon denemiştik. Evet. Orta koridor Karma... Nişancı Ezreal alıp biraz daha dürtme kompozisyonu denemiştik ve ağır bir mağlubiyet almıştık. Ama bir sonraki karşılaşmada rahat olduğumuz seçimleri alarak rakip takımı 25 dakikada mağlup etmeyi başarmıştık. Yine Supremacy bugün bir mağlubiyet aldı. Açıkçası çok önemli miydi bilmiyorum. Çünkü hala final şansımız var. Birincilik şansımız ama var daha doğrusu. Ama garantileyecektik. Ama şimdi... Evet garantileyecektik ama şimdi rahat olduğumuz seçimleri aldık ve karşımızda turnuvanın sonuncu olan ekibi Lion Gaming var. Tabii onlar da Ince karşı hatırlatalım sürpriz bir galibiyet almışlardı ve Ince ne kule ne de herhangi bir görev vermemişlerdi. Yine de korkulacak bir ekip olduğunu söyleyebiliriz. Yani düzgün bir şekilde oynarsak ya hata yapmazsak sadece oyunumuzu oynarsak rahat bir şekilde geçebiliriz. Ki alt koridorda da seçimlere baktığımızda üstün olduğumuzu sen de söyledin. Görebiliyoruz zaten. Herhangi bir hata yapmamamız lazım. Sadece biraz bekleyip o baskınları bekleyip rahat bir şekilde oynamamız gerekiyor bu maçı kazanmak için. Zorlanacağımızı düşünmüyorum. Ben düzgün oynarsak birinci olma şansımız varken de düzgün oynayacaklarını düşünüyorum. Peki rakip takım seçimlerden ötürü biraz alt koridor zayıf olduğu için bir koridor değişikliği tercih edebilir. Acaba bunu öngörebilir miyiz? Yani onun için bir totemleme deneyebiliriz. Öngörmeye nazaran. Ama öyle bir hareket görmüyoruz. İki takım da aynı şekilde dağılmış durumda şu anda koridorlara. Genelde bu tarz durumlarda alt koridor ikilisi koridor değişikliği yaptığından ötürü diğer güçlü olan alt koridorda bunu tahmin edip üst tarafa doğru çıkabiliyor. Tabi burada biraz da o mind game dediğimiz akıl oyunları da devreye giriyor. Şu an için Achu ile Bard'ın üst koridora gittiğini görüyoruz. Onlar kesinlikle karşısına geçmek istiyor bu arada Twitch ve Alistar'ın. Çünkü oyunun başında Twitch'in hasarı ne yeterli olabiliyor o takaslar adına. Lucian'ın hasarı çok çok daha fazla oluyor. Aynı şekilde Bard'ın da hasarı çok fazla Yıldırımların Efendisi'nin hükmüyle birlikte. 2-2 durumda kesinlikle üstün çıkabiliriz. Onun için Alistar ve Twitch ikilisi kaçmaya çalışacaktır. Bizim onları bir şekilde yakalamamız gerekiyor 2-2 pozisyonda. Tabii orta koridorda Ryze ve Elise ikilisi olacak. LeBlanc. Ryze ve LeBlanc. Evet, Ryze ve LeBlanc karşılaşması var ama karşı tarafta Ryze ve Elise ikilisi olacak. Burada Naru'nun çok dikkatli olması lazım. Çünkü Ryze'nin o rune hapsine karşı Elise çok kolay bir koza tutturabilir ve Naru arındır tercihinde bulunmamış. Eğer orta koridora bu baskınlar gelirse LeBlanc'ın üstünlüğünü tamamen ortadan kaldırabilirler. Yani ama o kadar kolay değil onu yapmakta. Bir şekilde toteminizi atıp o vurkaçınızla bir şekilde kurtulabiliyorsunuz. Bu arada bizim takımımız Supremacy tahmin etmeye çalıştı o koridor değişikliğini ama olmadı. Şimdi Damlo şöyle bir orta koridoru yokladı. Kozmik Band'a gönderdi ama Furion'dan sıyrılmayı başarıyor. Şimdi Damlo Dodge'un üste döndüğü yer açıkçası Naru için hiç sevindirici değil. Çünkü orada tecrübe puanı biraz çaldı Naru'nun ve Ryze'ın daha erken ikinci seviye olduğunu görebiliriz. Niye öyle bir şey yaptı onu da bilmiyorum yani. Üst koridora gidecekken niye orada bekledi? Herhalde bir anlaşmazlık oldu. Alt koridora geçmeyi de düşünmüş olabilirler. Gerçi Naru minyonları biraz daha hızlandırdığı için o ikinci seviye avantajını vermedi ve güzel bir takas orta koridorda Ryze'ın yarı canını almayı başarıyor orada. Doğru. Koridor değişikliğine şöyle bakacak olursak şu an iki takım da alt ve üst koridor kulelerini vurmaya başladı ve eşit bir sürede o kuleler alınacaktır. Çok ekstrem bir durum olmazsa bizim mavi güçlendirmemizi rakip ormancı Elis alırken Soma işte karşı ormanı temizlemeye başladı. İlk önce kurtları sonra mavi güçlendirmeyi alacaktır. Bu arada orta koridorda bir kule altı görebiliriz.
Ama yok, canı fullmüş Rising. Toplamayı başarmış yanını. Reis bir anda hareketlenince orada. Biraz daha kayıtlayarak şu anda kurtları kesiyor sanırım. Tabii kendi görüşünü verdi rakibi. Rise'den az önce oraya ping gelmişti çünkü. Sovich göstere göstere oradaki minyonları temizledi ama kule altı geliyor şu anda. Naruto zinciri kaçtı. Sovich tasar vurmaya devam ediyor. Çok güzel oyun. Tuştur da geldi. Çok iyi bir kule altı. Sovich'in canı çok az. Ya o tanklama olayını, kule tanklama evet. olayını çok güzel yaptılar. Tam zamanında çıktı orada Naru. O tanklamayı Stomage aldı. O da güzel bir zamanda çıktı. Rahat bir ilk kan gördük ve burada sıçrasını da aldılar. En önemlisi bu aslında. İlerleyen zamanlarda o vurkaçı ile birlikte zincirini kullandıktan sonra... Ama orta koridora şu anda bir baskın geliyor ve Naru'nun sıçrası yok. Işından da gelmiş. Görmediğimiz noktada orada Naru'yu katletmeyi başarıyor. Skorda Uri'ye gitti. Sıçrası da var bu arada. Evet, az önce özür diliyorum. Grace kullanmıştı evet. sıçrasını. Naru'nun sıçrası vardı orada ama muhtemelen yani, kaçamayacaktı. O boşuna, boşuna bir skor etmedi. Verdi. Boşuna zaman kaybetti. Üstünlüğünü tabii, kaybetti en kötüsü de burada. Tabii burada ışınlarının avantajını çok iyi kullandı Uri. Stomach belki koridoru ittirmesine biraz yardımcı olabilirdi Naru'nun. Veya Naru oradaki minyon dalgasından feragat edip üstüne dönebilirdi ama minyon dalgasını ittirmeyi tercih ettiği için bir skor verdi ve Elis de keskin gagaları çarpıyla birlikte almak istedi. Yalnız Stomage sanırım son vuruşu yaptı orada. Yok, son vuruşu yapamadı. Son vuruş Elise mi kaldı? Evet, Elise kaldı. Orada Stomage çarpını sanırım doğru zamanda kullanamadı. Evet. Evet, üst koridoru şu anda 4 kişilik bir ekiple vurmaya başlıyor Lion Gaming takımı. Aynı şekilde alt koridordan da gerçi biraz burada geç kalmışız. O kule biraz daha geç düşecek. Burada vadinin elameti için bir pencere oluşabilir Lion Gaming ekibi açısından. Ve Twitch ile Elise de şu anda oraya doğru ilerliyor. Ve orta koridorda infilak deneyi ve Doran tercihinde bulunmuş. Naru diğer tarafta ise Uri. Tanrıçanın gözyaşı ve çizmelerini çantasına eklemiş. Yani şu an bence Stomage'in orta koridoru bölümüne kamplaması gerekiyor. Sıçrası olmayan ve 6. seviye olmayan bir Ryze'ı o vurkaçtan sonra gelecek zincirle beraber çok rahat bir şekilde düşürebilirler. Bunu yapması gerekiyor. Dumbledore'cuda da gelebilirler bu arada. Ve süpürmesi rakip takımın vade alametine karşılık ejderha ile karşılık verirse gerçekten bu çok önemli bir takas olacak. Çok erken bir ejderha olacak. Tabii Açu şu ana kadar minyonda üstüne olduğu için bu rotasyonu yapabiliyor. Yani şu an için iyi durumda ilerliyor takımımız diyebiliriz. Şanssız bir skor verdi orada Naru gelen ışınlana. Onun dışında minyon da öne geçmiş durumda. O skoru vermesine rağmen alt koridorda Açu öne geçmiş durumda minyonda. Şu an için fena ilerlemiyoruz diyebiliriz zaten. 400 altın kadar da öndeyiz. Evet, şimdi Açu üst koridora gidiyor ama bu arada vadinin alameti güçlendirmesini, vade alameti güçlendirmesini Twitch'e bırakmış Lion takımı. Twitch'te alt koridordan o güçlendirmeyle birlikte ittirmeye başladı. Stomage de şu anda bir seviye geride ama Gromp'u aldıktan sonra 5. seviyeye ulaşacaktır muhtemelen. Veya kurtları aldıktan sonra. Ya o ejderha da çok fazla zaman kaybettiği için biraz kamplardan feragat etmiş oldu ama evet. İlerleyen zamanda bu işimize yarayacak. Eğer kontrol edebilirsek ejderha yüklerini. Evet, Naru'nun aldığı infilak DNA'ya bakacak olursak o da ilk eşya olarak Cehennem Asası'nın haberlisini veriyor. Tabii karşısında hem Ryze var, bir de rakip ormancı Elis. O büyü direncine, ekstra büyü direncine ihtiyacı olacaktır. Şimdi iki ormancı da kendi keskin gagaları temizliyor ama Stomage'den üstüne dönmesi gerekecek. Canı ve manası az. Diğer tarafta üstünden dönen ve full can mana ile gezen bir Elis var. Alistar'la birlikte tabii onlar da totemleri temizlemek istiyor. Ama şu ana kadar Twitch üzerine herhangi bir baskın kuramadık derken... Koşundan agresif bir oyun. Sihirli yolculukta oraya geldi. Bakalım skor gelecek skor mi? Alacağız. Sıçrama geliyor ama çok skor güzel. Dumbledore'da kaldı. Tutuşturun son hasar. Skor almayı başarıyor orada. Sen tam Twitch üzerine bir baskı kurmuyoruz derken Dumbledore orada cevabı verdi ve sihirli yolculukla birlikte hem rakip nişancının sihirdar büyülerini almayı başardık burada hem de skor. Gerçi Dumbledore'a gitse de çok önemli. Asist almayı başarıyor Açu. Yani asistten ziyade
burada Twitch'in tecrübe puanlarından biraz evet. mahrum bırakacaklar. Artı orada çok fazla minyon kaçıracak. Orada sadece ölmesi yeterliydi ve bunu başardık. Şu anda açıldı, 20 milyon öne geçti. Uriye ultisini açıp Naruto üzerine şöyle bir gitti ve yarı canını almayı başardı orada. Bu arada o hasarı çıkaracağını hiç düşünmedi. Evet. Naruto'nun acil olarak büyü direncinin Negatron pelerini çantasına eklemesi lazım. Yoksa bir sonraki sahnede burada skor aldığını bile görebiliriz. Gerçi tutuşturuyor Uriye'nin. İyi haber bu. Naruto'nun da şu anda... Şu an için iyi haber ama oyun sonunda o iki ışından avantajını kullanabilirlerse biraz başımıza dert açabilirler. Evet, şu an hem orta koridorda hem de nişancı olarak 20 milyon kadar, 15-20 milyon kadar önde olduğumuzu hatırlatalım. Taldır'ın bir 10 milyon geride olduğunu söylemekte fayda var. Tabi o koridor değişikliğinden etkilenen Taldır'ın olmuş. Ama çok bir önemi yok. Taşıyıcıların daha çabuk güçlenmesi daha önemli. Ormanda minyon, canavar konusunda eşitlik olduğunu da söyleyebiliriz. 35'e 35. Uri bir kere daha ultisini kullanarak oradaki minyonları hızlıca temizleyecek. Şimdi Aço orta koridora geldi. Rotasyon nasıl olacağı burada önemli. Naru üstüne döndükten sonra acaba alt koridora mı gidecek? Birebir de Twitch'i avlamak isteyebilir Naru. O direkt olarak şu anda cehennem asasını bitirdi. Bir de çizme ekledi çantasına. Görüş totemiyle beraber üstünden ayrılıyor. Tabii karşıda Twitch gibi bir nişancı, görmez bir nişancı olduğu için görüş toteminin değeri daha da çok artıyor. Bu arada az önceki savaşta görüş totemini aç attı, onu da söylemek lazım. Yani o görüş totemi sayesinde o skoru da almayı başarmıştık. Sihirli yolculuk bir kere daha devrede. Dumbledore ve Stormage ikilisi karşı ormanı şöyle bir yokladıktan sonra oradan hızlı bir şekilde ayrılıyorlar. İşte şimdi Naru birebir bir savaş isteyebilir çünkü ultisi gitti. Üstünde Ryza. Bir hayli bir de altını var Uri'nin. Burada muhtemelen koruyucu katalizör üzerinde bir de infilak DNA'yı alabilecek kadar parası vardır diye tahmin ediyorum. Bakalım o hangi eşya tercihinden yana kullanacak. Koruyucu katalizörünü ekledi ama... Yetmedi. Bir de yanına büyü savar pelerini ekledi. Muhtemelen yetmedi dediğin gibi. O da cehennem asasına gidecek herhalde. Yani ya da Merkür'ün adımlarını tamamlayabilir. Evet, onu göreceğiz. İlerleyen dakikalar dediğin gibi onu da göreceğiz. Şimdi Açu, Damdoç ve Stormage üçlüsü alt koridorda. Oradaki minyonları ittiriyorlar. Twitch görünmez oldu. Burada bir savaş isteyebilir. Işından geliyor arkadan. Işığa geldi. Alistar'dan ışından da geliyor. Açı ve Dumbledore'u tutan combo var ama Taldir'in de aynı şekilde ışınlarını kullanıyor. Arkenin sıçrası da yok. İptal etmeyi tercih etti. Diğer tarafta Tran'la alt koridora gelmişti. Burada biraz dikkatli olmamız lazım. Sayı üstünlüğü Lion Game'de Stormage üzerine tutan bir koza var. Geldi. Bu sefer ışından Ryze'den geliyor. Bakalım sihirli yolculuk çıkmak için yeterli olacak mı? Burada İki kişi eksiği zaman Naruto oraya doğru rotasyon yapınca çok güzel, çok güzel Cosmic Blast Stormage hasar vurmak istedi ve hızlı tetiğiyle Dragon'un olduğu, Ejderha'nın olduğu pite atlayarak oradan ayrılmayı başardı. Toplama baktığımızda iki tane ışından atan bir Lion Game ekibi var ve karşılığını da aldı hiçbir şey. Bir de Alistar'ın sıçrasını almayı evet. başardık. Yani o Alistar sıçrası gelene kadar savaş başlatma konusunda biraz zorlanacaklar, bunu söylemek lazım. Orta koridordan da bir kule aldık bu rotasyon sonucunda. Rotasyonu, daha doğrusu harita üzerinde hareketi yapmaya çalışan onlardı ama biz kârlı çıktık. Gayet güzel bir cevap verdi. Bir de vadi alameti gelecek burada. Sihirli yolculukta hızlı bir şekilde oraya yönelmeyi başarıyor temsilcimiz. Buradaki güçlendirmeyi bakalım saldırını mı bırakacaklar yoksa Stormage kendi mi almayı tercih edecek? Stormage'i bırakacaklardır. Evet, kendi almayı tercih etti. Şöyle minyonlara bakacak olursak orta koridorda ve alt koridorda o minyon üstünlüğümüz hala devam ediyor. Üst koridorda ise Trundle üstünlüğünü korumaya devam ediyor aynı şekilde. Taldir'ine karşı. Muhtemelen Trundle'dan bir Haşmet Idra seçimi göreceğiz ilk eşya olarak. Tabii yanına buzul örtüyü eklemiş, o da biraz mana sorununu ve kaldırmak, ayrıca zırh ve bekleme süresi kazanmak için. Diğer tarafta ise Taldir'in Bami'nin közünden sonra zırh eklemiş çantasına, o da burada bu arada eldiveni ve buzlu olan eldiven daha mantıklı olacaktır Trundle'ı. Çünkü o Poppy'yi yakalamak biraz zor olacak onun için. Poppy'yi yakalamak, biraz daha kovalamak adına muhtemelen ilk başta buzlu olan eldiveni tamamlamayı tercih edecektir ama göreceğiz. Evet, dakika 12 ve ikinci ejderha var. Bunu alırsak gerçekten ilerleyen dakikalar için çok iyi bir yatırım olacak. Stormage tek başına alıyor. Bu sahneye çok fazla alıştık. Stormage tek başına ejderha aldığına bir kere de alacak. Çok güzel. Yani 12. dakikada, 13. dakikada ikinci ejderimizi aldık.
Yani bu şekilde devam edebilirsek, o ejder etrafında savaşma ya da o ejder etrafında kontrolü almaya devam edersek 5. ejder tehdidimiz çok büyük olacak, bunu söylemek lazım. Evet, aynen öyle ve eğer çıktığı dakikalarda almaya başarırsak, senin de dediğin gibi dakika 33-34 civarında 5. ejderha tehdidi olacak. Bakalım önümüzdeki ejderhalarda Lion Gaming'in tepkisi ne olacak? Ona karşı bir parça tesiri geldi ama çalmak için yetmiyor. Ryze da Yusavar pelerini Negatron pelerine yükseltmiş. Tabi Naru hasar vurmaya, gücünü artırmaya devam ettikçe Ryze da biraz daha büyü direncine yatırım yapıyor orta koridorda. Evet, şimdi nişancılar arasında yalnız Achu şu anda minyon skorunda bir hayli fark yakalamış ve 40 minyon kadar önde. Yani Twitch hiçbir şekilde o minyon dalgalarını ittiremiyor çünkü öyle bir yeteneği yok. Onu o kadar rahat yapabilecek bir yeteneği yok. Bunu iyi kullanıyoruz şu ana kadar. Twitch'in olduğu yere ittirerek diğer haritanın taraflarında bir şeyler yapmaya çalışıyor takımımız. Şu anda bir örneğini görüyoruz. Evet, Naru şu anda alt koridoru ilerliyor. Onun da cebinde bir hayli altın var şu anda. Bayağıdır geri dönmedi o da. Evet, alt koridora Twitch'i avlamak için gidiyor. Twitch'in görünmezliği de bitti. Naru orada bir skor arayabilir. Şu an için sabırlıca bekliyor ama tekrar minyonlara gitmeyi tercih etti. Evet, iki orta koridor oyuncusu da üstüne dönüyor. Ryze infilak deneyini eklerken Naru üstüne dönmekten vazgeçmiş bu arada. Şu an bizim ayrı kittirme yapmamız gerekiyor bir şekilde. LeBlanc'ı aşağıya yolladılar. Ryze dışında herhangi bir koridor ittirme, minyon dalgası temizleme yetisine sahip şampiyonları yok. Ve ikinci kuleyi de almayı başardık orta koridordan. Çok hızlı bir rotasyon. Dumble Dodge hemen sihirli yolculuğuyla. Orada takım arkadaşlarıyla oraya geldi. Uri'nin üzerine tutan bir Bart ultisi var. Uri, Kozmik Bal sıçra kullanıyor ama önünde kalan bir açı var. Hemen sıçrasıyla o da geriye çıktı. Bitkinlik Stomage üzerine kullanıldı ve o kötü pozisyondan çıkmayı başarıyoruz. Güzel çıktık, güzel çıktık. Şu an için hiçbir sıkıntı yok. Orada skor alabilirdik. Biraz o yeteneklerini erken kullandı takımımız. Ve Trundle ışınlanını kullandı orada. Tal'Dorei'nin hala ışınlanı mevcut. Ama yine de ikinci bir ışınlanları var. Herhangi bir pozisyonda savaş çıkarsa Yuren'in ışınlanı burada duruyor. Evet, Naru direkt olarak Moralinomikon'unu bitirdi. Sadece cehennem asası vardı üzerinde. Şu an iki eşyasını bitiren bir LeBlanc var. Dakika 15'te bu gerçekten çok tehlikeli. Ya o Twitch'i herhangi bir kötü pozisyonda yakalarsa oyundan silebilir. Ve şu an tek kombosuyla Twitch'i düşürecektir. Evet. Şifası olmasına rağmen. Hiç fark etmez. Çünkü iki seviye önde ve iki eşyası mevcut. Naru'nun dakika 16'ya gelirken 145 milyona ulaşmış. Yani nişancımız ve orta koridor oyuncumuz şu an çok rahat bir oyun geçiriyor, bunu söylemek lazım. Minyon konusu bakımında ikisi de hemen hemen eşit gidiyor maçın başından beri çünkü üzerlerinde herhangi bir baskı yok şu anda. Elis'in herhangi bir yere baskın attığını görmedik. Açuyu ne zaman görsek rakibin kulelerinin altına kadar ittirebiliyor. Herhangi bir baskı, herhangi bir baskın görmeden. O yüzden şu an için güzel ilerliyoruz diyebiliriz ama o Twitch'e dikkat etmek lazım. Evet, Twitch de şimdi yoğumusunu tamamladı. Üzerine bir de Runaan alacaktır muhtemelen. Ama koridor ittirmeyi ve kule alma görevini gerçekten oyun başından beri çok iyi yapıyoruz. Ve dakika 16'da 5. kulemizi aldık rakipten. Ryze'da dakika 16'da asırlık sopasını bitirmeyi başardı. Biraz geç bir asırlık sopa. Tabii Tanrıçan'ın gözyaşı olduğu için o da onu geciktirdi biraz. Onun dışında biraz. Bir de Nekatron pelerini almak zorunda kaldı o hasardan korkup. O da var, doğru söylüyorsun. Ve şimdi Dumbledore'da Stomage karşı ormana gidiyor ama Dumbledore'un seviye 6 olduğunu hatırlatalım. Biraz dikkatli olması lazım. Stomage canının yarısını kaybetti ama buradaki mavi güçlendirmeyi almayı başarabiliriz. Ve Naru, Şermühlü taklitle oradaki mavi güçlendirmeyi almayı başarıyor. Ryze'dan çalınan bu mavi güçlendirme ileride gerçekten çok iyi bir geri dönüş yapacaktır. Şimdi Twitch alt koridor ittirmeyi bırakıp takım arkadaşlarının yanına atılmayı tercih etti. Ama bu vade alameti güçlendirmesine yapabilecekleri hiçbir şey yok. Ve bu güçlendirmeyi de Graves'e bırakıyoruz. Stomage'da bu oyunun son vade alametiydi bu. Naru orada skoru kovalıyor. Trundle ultisini kullanmak zorunda kaldı. Bard'ın ultisi tutuyor. Cosmic Bug gelirse skoru kovalayabiliriz. Naru geldi ve son vuruş Dumbledore'da kalsa da orada skor almayı başarıyoruz. 2-0-0 oynayan bir Dumbledore var. Dünkü sahneyi burada tekrar görüyoruz. Bu arada
şöyle bir şey var mı acaba? Açu'dan fazla skor almış olabilir mi bu turnuvada Dumbledore? Dünkü maçta sanırım daha fazla evet. almıştı Açu. Genel olarak çünkü skorlar Dumbledore'da kalıyor. Ne olursa olsun. Şimdi skorda oradan. Tabii o vade alameti güçlendirmesi olduğu için güzel kombo geldi. Kuşatma başladı ama Alistar iki kişi tutmaya başar. Dumbledore anında eriyor orada yapabileceği pek kaldırışı yok ama Taldir'in de aynı şekilde rakip ormancı duvara vurmayı başarınca skor geldi ama Twitch'e burada dikkat etmemiz lazım. Tabii Twitch'in manasının olmaması burada en önemli faktör. Ve bir tane görüş totemi orada Twitch'in agresif oyunu engelliyor. Bu önemliydi. Ne kadar görüş totemini Ryze orada kırmayı başarsa da o anlık görüş. Şimdi Naru yalnız skoru istiyor orada ve üstüne dönen Alistar'ı çok iyi avladı. Senle konuşmuştuk bunu. Aynı hatayı Dumbledore yapmıştı. Yani oradan zaten geriye yürüseniz hemen hemen aynı sürede geri gitmiş daha erken bile gidiyor olabilirsiniz. Evet. Yani niye böyle bir riski alıyorsunuz? Niye böyle bir yerde geriye dönmeye çalışıyorsunuz hiç bilmiyorum. Çar yoruluyor. Çarak telleri yormamak lazım. Aynen öyle ve ejderha şu anda vadide. Dakika 19'a bunu alırsak ki alacağız şu anda Graves. Bulmaya başlamış yalnız Twitch'i Noru. Orada. Noru kırmızı güçlendirmeyi Shermer'ü taklit almayı başardı. Ve üçüncü ejder. Rakip orman yapmayı güçlendirmeyi çalmayı devam ediyor Noru. Yani üçüncü ejderi de aldık bu arada. Şu an için temiz bir maç geçiriyoruz. Evet. Yani hiç zorlanmadan oynuyoruz diyebiliriz şu an için. Tabii oyun sonunda güçlenen bir Ryze ve var. Twitch var. Ama oyun sonunu göremeyecek gibi Lion Gaming eğer bir hata yapmazsak. Yani şimdi Noru'dan sıçrayla birlikte agresif oyun. Twitch'ten de güzel bir sıçra gelmesine güzel. Rağmen orada Naru son vuruşu yapmayı başarıyor. Yani oyun sonunu göremeyecekler. Neden diye sorarsan 10 dakika sonra 5. ejderi alacağız ve 29. dakikada Ryze ve Twitch istediği hasarı çıkaramayacak durumda. Çok geriye düştüler. Orada mecburen bir savaş yapmak zorunda kalacaklar ve o savaşı muhtemelen kazanıp oyunu bitirmeye kadar gideceğiz. Evet ve bir kule daha alıyoruz burada dakika 20'de. Yalnız açı kötü bir pozisyonda ve onun düştüğünü göreceğiz burada. İşte bu hataları yapmamamız lazım. Bu rakip takım biraz daha oyunda tutmaya yönelik yani. Hamleler. Burada skor tabii Uri'ye gitti, o da önemli. Yani takım arkadaşları yukarıdayken, herhangi bir görüşü yokken rakip oyuncular adına o kadar fazla ilerlememeliydi. Olsun, bir tane skor verdik, dünyanın sonu değil. Evet tabii. Ryze'in o rune hapsine yakalandıktan sonra belli bir süre çıkamıyorsun ve sıçrası olmasına rağmen çıkamıyorsun. Şimdi Dumbledore ve Taldir'in oraya geldi ama Alistar'dan güzel bir Tiyak sıçrasını attı oradan. Sersemletme. Elise yalnız yakalayabiliriz orada. Stomage hızlandı. Çok kötü bir örümcek inişi bu arada. Evet, Tiyak çıkabilecek mi oradan? Çıkamayacak. Son vuruşu Stomage'de yapıyor. Bir hatalı oyunda bu sefer karşı ormancıdan. Baron'a doğru ilerliyor bizim takımımız. Baron'u başlayacaklar mı acaba? Taldir'in şu an tanklayabilecek pozisyonda ama hasarımız yetmeyecektir muhtemelen risk şu an için. Risk yapmaya da hiç gerek yok. Şu an rakip takımı oraya çekmeye çalışıyorlar. Arkaya kalandı. Alistar'ı tuttu. Dumbledore'un ultisi kime geliyor? Twitch'e geliyor. Ama göremiyoruz. Yalnız dikkatli olmamız lazım. Alistar şimdi önde kaldı ama orada düştüğünü görebiliriz. Çok ve ultisi olmasına rağmen düşüyor. Naru öne atıldı. Tekrar geri dönerek takım arkadaşlarının orada zaman yarattı. Taldir'in bakalım duvara vurabilecek mi? Hayır, devam etmiyor. Şimdi gidebiliriz işte Baron'a. Yani herhangi bir hasar potansiyelleri kalmadı. Ama ışınlanlara dikkat etmemiz lazım. Gerçi Ryze'in ölüm süresi 30 saniye. Taldir'in, özür diliyorum, Trundle'ın ışınlanı var. Trundle oraya gelse bile yani eriteceklerdi onu. Peynir gibi eriyecekti orada. Ve Naru da şu Naru an orada birini kesebilir bu arada. Tiyak kötü pozisyonda K'ye yayıp paramparça etti. Twitch'i bir kere daha Naru almayı başarıyor. Şimdi Dumbledore'da orada Elise'i tuttu, Cosmic bağla. Bir de Poppy üstüne gönderdi orada Elise. Yalnız Trundle Dumbledore skorunu istese de Dumbledore'un daha önce oraya bıraktığı koruyucunun mabedi yetenekleri vardı ve yerdekileri toplayarak canını yeniledi. Çok güzel. Bir tane çok daha güzel. Skor. Assassinato Doble açı. Üçüncü skorunu almaya başardı. Az önce 0-1-2 idi açı. Bir anda 3-1-3'e geldi. Asıyoruz bayrakları. Yavaş yavaş asıyoruz bayrakları. Bundan sonra son maçtan sonra tiebreak eşleşmesi olacak eğer biz bu maçı kazanırsak ve hala birinci olma şansımız var. Bunu tekrardan hatırlatalım. Bu şekilde oynarsak da olabiliriz. Sadece oyun başında çok fazla hata yapmamamız, çok fazla geriye düşmememiz gerekiyor. Evet, şöyle bir istatistik de var benim gözüme çarpan. Kaybettiğimiz iki mücadelede çok fazla oyun başını
çok agresif oynayarak, daha doğrusu rakibin agresif oyununa yanıt veremeyerek de diyebiliriz. Çok geri düştüğümüz için kar topu efektinden ötürü verdik ve bu maçlarda iki tane ormancımızla, ormancı şampiyonumuzla oyun başında çok baskın yapmaya nazaran biraz daha ormanı dönen Kindred gibi seçimlerdi. Belki ormana bu tarz bir seçimler çok yaparak bu etki ortadan kaldırabiliriz. Ama maça geçelim tekrar. Dumbledore rakip takımda arkada iki kişiye Nado tutturunca ultisine. Rise skoru geldi. Bir de 50 skoru gelebilir burada. Örümcek atla işini kurtarsa da hayatını kurtarmaya yetmiyor bu Elis'in. Ve Naru bir skor da alıyor. 6-1-5'e geliyor. Dakika 23'teyiz. 14-3 önde. 14-3 skor farkı var ve toplamda 14.000 altın öndeyiz. Burada inhibitör düştüğünü göreceğiz. Ve 1,5 dakika sonra da 4. ejderha bizim için vadiye inmiş olacak. İlk Nexus, özür diliyorum, ilk inhibitör kulesini düşürmeyi devam başardık. Devam edecekler mi acaba? İnhibitör çok fazla düştü. Minyon var bu arada. Baron güçlendirmemiz var, devam edebiliriz ama Ryze de Elise hayata dönmek üzere Nexus kulelerini vurmaya başladık. İşte şimdi kulelere. Twitch'in hasarına dikkat etmemiz lazım. İlk Nexus düştü, ikincisi de düşecek. Poppy ultisi boşa kaçsa da iki Nexus kulesini almayı başarıyoruz. Burada son bir savaşı izleyebiliriz. Uri hızlı bir şekilde üstünden geldi. Alistar'dan iki kişiye tutan Urufaket toz kombosu Twitch ultisini açtı ve Naru skorunu almayı başarıyor. Diğer tarafta ise Uri'yi düşüren bir Açu var. Açu'nun canı full. Vurmaya devam ediyor. Stomage sıçrasını kullandı ama otomatik saldırısını minyonlara yapıyor. Ve Nexus'u burada düşüreceğiz. Şimdi Tal'Dorei'n orada Alistar'ın gelmesini engelledi ve Alistar skorunu alan bir Stomage var. Acı rakibe vurmayı tercih ediyor Nexus yerine ve 24 dakika süren bir mücadelede rahat bir galibiyet alıyoruz. Yani şunu fark ettin değil mi? Galibiyetlerimizin çoğu çok rahat oldu. Yani evet. Sadece bir maçta çok zorlandık yanlış hatırlamıyorsam. Geri düşüp de kazanmıştık, o da dün oynadığımız ilk maç. Onun dışında çok rahat galibiyetler aldık. Kaybettiğimiz maçlara baktığımızda da yani hüsran diyebiliriz açıkçası. Yani oyun başında o kadar fazla geriye düştük ki şampiyonlarımız ne kadar güçlü olsa da, ne kadar o ilerleyen safhalarda hasar potansiyeli artacak olsa da o eşiğe gelemedik. Biraz sadece oyunun başında dikkat etmemiz gerekiyor. Skor vermememiz gerekiyor. Oyunun başında geriye düşmezsek şu turnuvadaki bütün takımları yenebilecek güçteyiz. Yetenekliyiz. Bunu söylemek lazım. Yani şu anda temsilcimiz Supermassive'de ekranlarda. Moraller gayet yerinde gibi. İyi görünüyorlar çünkü tie-break'e kalmayı garantiledik. Birincilik için şansımız var. Bu karşılaşmada biraz daha istediğimiz seçimleri yaptık. LeBlanc gibi, Bart gibi, Nişancı'ya, Lucian gibi en azından Jhin tercihine bakacak olursak Açı Lucian'ı da çok daha rahat ediyor. Tabi o karşılaşmada çok fazla Nişancı yasaklanmıştı ama sence tie-break mücadelelerinde yine böyle rahat olduğumuz seçimleri mi yaparız? Yoksa böyle bir kompozisyon deneme ihtimalimiz olur mu? Yani şöyle söyleyeyim. Rakiplerimiz çok güçlü rakipler değil. Yetenek bakımından belki de en yetenekli grup biziz. Ama takım oyununu biraz daha iyi yapan takımlar var. Onları koridor bazında yenmemiz gerekiyor. Kesinlikle rahat olduğumuz seçimleri yapmalıyız. Yani Naru'nun LeBlanc aldığında neler yaptığını gördük. Azir aldığında neler yaptığını gördük. Onu Karma gibi takıma yardımcı olabilecek seçimlere değil de koridorunu rahat bir şekilde kazanabilecek, kendini rahat hissettiği şampiyonlara yönlendirmek gerekiyor kesinlikle. Evet ve birazdan günün son mücadelesine geçeceğiz. Son mücadeledeki karşılaşma sonucu galip gelen takım da tie-break'e kalan takım olacak. Şu anda Hatrendin ve biz tie-break mücadelesine kalmayı garantiledik. Bir üçlü tie-break oynanacak. Tabii Saigon Jokers'a karşı kötü bir mağlubiyet almıştık. Bakalım tie-break'te Saigon Jokers eğer kalırsa nasıl bir... Size karşı da kötü bir galibiyet aldık, mağlubiyet aldık evet, aslında aynı, bugün. Evet, aynı şekilde. Bakalım bu son mücadelede hangi takım galip gelecek ve tie-break'te nasıl performans izleyeceğiz açıkçası ben de merak ediyorum. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz ve kısa aranın sonrasında günün son maçıyla Saigon Jokers Ints mücadelesiyle karşınızdayız.